İze isteyekaza raculü minel leyli ve yakaza ehlehu diyor. Ve Ne kadar güzel bir hadis. Bir insan gece uyanırsa, ailesinde uyandırırsa ve salliye iki İki rekat teheccüd ama hiçbir Allah hiçbir veli gece yatmamış. E Kütübâ mine zâkirin Allah'a zikretiren ve zâkirin. çok zikreden erkek, Allah'a çok zikreden hanımlar listesine kız ve burada kız ise medreselerde hoca hanımlar ma maşallah. Talebeler mesela kalıyorlar, gece kalkıyorlar efendim bizim müesseselerimizde hamdolsun. Gece kalkılıyor, ibadetler ediliyor, teheccüdler kılınıyor. E orada dersler hazırlanıyor. İşte o şekilde kendilerini kapatıp Allah'ın dinini anlamaya, Allah'ın Celle Celaluhu ile efendim, hükümlerini doğru anlayalım. Efendim doğru önerelim, doğru yaşayalım. Ondan sonra millete aktaralım. Onlar hürmetine dünyaya ayakta duruyor. Yoksa bu kadar isyan, tuğyan, Efendim edip içkiler, kumarlar, medeniyim, çağdaşım uy o, 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 şey o. Mevla Celle kendi mülkünde kendisine meydan okuyacaksın. Allah efendim mülkünü tutacak. Sen bir müessesede 20 tane adam çalıştırıyorsun. 3-4 tanesi sürekli sana hakaret ediyor. Sen de bir şey misin? Sen de adam mısın? Sen de bir şey mi biliyorsun? Vesaire. Hakaret ediyor. Tahkir ediyor. Sen de abrezam yapıyorsun. Onlara para. Kim verir ya? Şimdi Allah'ın mülkünde Allah'a meydan okuyacaksın. Allah ne bilir ki? Allah'ın hükümleri çağ dışı, gelici şu veya bu. Allah yedirecek, Allah içirecek. Dünyanın en büyük zengini de olsa, dünyanın en büyük zengini de olsa, adam davet verse, villaları, villası var, villanın altın yaldızlı villa, villası var. Orada davet verse, verdiği davet o etler, o otları otlayan, Hayvanlar onu Mevla o otu ete çevirdi. Allah'ın otu et yapıp sunduğu nimettir. O daveti verirken Mevla Teala göklerden yağmurlar yağdı, yerden zepte, depremler, zelzeleler olsa o adamın vereceği davet veya da o villası, köşkü hiçbir işe yaramaz. Kimin mülkünde, kimin nimetini ki ikram ediyorsun? Ha, işte o Allah'ı darıltırsan... sonsuz elden gider. Günümüzün insanları Allah'ı tanıyan akıllardır. Allah'ı bilmeyen, kimin mülkünde yaşadığını bilmeyenler de akıl falan görmüyorum. Mesele bu kalile mi diyor Allah. Ne kadar az düşünüyorsunuz. Yani şimdi burada ne diyor? Efendim gece kalktınız, ibadet ettiniz ve kesine ve İşte Allah'ı bu şekilde zikreden o ilim müesseselerinde, medreselerdeki o talebeler var ya gürül gürül elhamdülillah. 3-4 sene evvel diyor, Karadeniz Karadeniz tarafında bir programım vardı. Gece 11.30 gibi tevafuk Efendim bizim müesseseye, medrese, ilim yuvası da Kur'an kursuna uğradım. Ona baktım üst katta bir tane ışık yanıyor. Oraya çıktım. Baktım çocuk orada Yasin-i Şerif okuyor. Allah denk getirecek ya. Yasin çocuk da görünce böyle Allah Allah hiç tahmin etmiyordu. Yani o saatte dedim selam Ne yapıyorsun dedim burada. Uyumadınız mı? Ya dedi herkes uyudu benim uykum kaçtı dedi. E bize bu kadar destek verenler dedi. Efendim dinimize vatanımıza hizmet edenlere e, duygulandım dedi. İçimden böyle dua edesim geldi. Bir Yasin okudum dedi. Kendilerine selamet, geçmişlerine rahmet olsun diye. Öyle oturdum ben de yol yorgunluğum gitti yani ha. Görüyor musun? Kimin hürmetine? Mevla namaz kılanlar hürmetine kılmayanlara. Oruçtan hürmetine tutmayanlara. Zekat verenler hürmetine vermeyenlere Mevla hayat veriyor. Bundan hiçbiri kalmayınca la takumu salihatta ard Allah. Allah diyenler kalmayınca Mevla Teala yer eksen edecek, darmaduman edecek. Onun için böyle hürbetli insanlar da kalsın mı yer ya? Bu idim müesseselerinde gençlerimize de sahip çıkalım ne olur ya? Bari oradan kazanalım. İzzet saygı kazanır kudum inmenami Sizden biriniz gece diyor uyandığınızda Elhamdülillahi lezî radda <laughs> aleyhi ruhi. Allah'ım sana hamdolsun ruhu bana iade ettin ve afani fi cesedi bedenime sıhhat afiyet verdin. Ya Rabbi sıhhat daim eyle ya Rabbi. Hastalıklardan muhafaza eyle ve hastala düzer olanlara şifa. Şafi ismi şerif hürmetine şifalar ihsan eyle. Ve uzineli bi zikrihi Allah'ım bana zikrine müsaade ettin.